Arkadaşlar selamlar. Eşitsizlikler konusunun 7. testine hep beraber başlayalım. İlk soruda grafikte gösterilen noktalardan hangisi y büyük eşit x kare artı 1 ve y küçük eşit eksi x kare artı 2 eşitsizlik sistemini sağlayan bölgede bulunur denilmiş. Bize y eşittir x kare artı 1 fonksiyonunun grafiği verilmiş arkadaşlar bakın. Ve y eşittir eksi x kare artı 2 fonksiyonun grafiği de verilmiş. Şimdi ilk olarak ne söylenmiş burada? Y büyük eşit x kare artı 1. Yani mealen diyor ki y eşittir x kare artı 1 fonksiyonun grafiğinin üstünde kalsın. Evet, bu grafiğin üstünde kalsın. Bu grafiğin üst bölgesinde kimler var arkadaşlar? Hangi noktalar var? A ve B noktaları var. İkinci durumda da y küçük eşit eksi x kare artı 2 denilmiş. Yani yine mealen y eşittir eksi x kare artı 2 fonksiyon grafiğinin altında kalan bir nokta olsun denilmiş. O halde şöyle grafiğin altında kalmasını istiyoruz. Burada kimler var? Burada da B ve C noktaları var. Bu iki eşitsizliği de sağlayan, ortak olarak sağlayan nokta veya noktalar kimlerdir? Sadece B noktası iki eşitsizliği de sağlar arkadaşlar. Y eşittir x kare artı 1'in yukarısında ve y eşittir eksi x kare artı 2'nin de altında kalan noktanın B noktası olduğunu görebiliyoruz. Arkadaşlar selamlar, geldik ikinci soruya. Şekilde f fonksiyonun grafiği verilmiştir denilmiş. Gx x kare eksi 6x kuralıyla tanımlanmış ve f içinde gx küçük eşit 5 olduğuna göre x'in alabileceği en küçük 2 pozitif tam sayının toplamı kaçtır diye sorulmuş. Haydi bakalım. Şimdi f içinde gx ifadesi, f içinde gx ifadesinin 5'ten küçük eşit olmasını istiyoruz arkadaşlar. Bakın dikkat edin, f'in içindeki x değerleri yani yolcular eğer ki 0'dan büyük olursa, absisler bakın 0'dan büyük olduğu takdirde cevapların 5'ten küçük olduğunu görüyoruz. Bakın buradaki tüm cevapların 5'ten küçük olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar eğer ki f fonksiyonun içine bir ifade yazılacak ve cevaplar da 5'ten küçük eşit gelecekse bu içeriye yazılan ifadenin mutlaka ve mutlaka 0'dan büyük eşit olması gerekiyor. Evet, peki içeriye ne yazılmış? Hemen bakıyoruz. Gx. Dolayısıyla Gx'in 0'dan büyük eşit olduğu yerler bizim için çözüm niteliğinde. Peki Gx fonksiyonun kuralına bakalım hemen. X kare eksi 6x ifadesi 0'dan büyük eşit olsun istiyoruz. Çarpanlarına ayırdık. X çarpı x eksi 6 büyük eşit 0. O halde hemen köklerin birinin 0 olduğunu ve diğer kökünde 6 olduğunu gördük. Köklerin ikisi de tek katlı ve 0 eşitlikte kabul görmüş. Dolayısıyla kökler de çözüm niteliğinde. En sağ tarafındaki x değerleri için ifadenin pozitif değerler alacağını baş katsayının pozitif olmasına dayanarak söyleyebiliriz. Ve her tek katlı köke çarptığımızda da işaret değiştireceğimizi biliyoruz. Biz de bu ifadenin 0'dan büyük eşit olacağını biliyoruz. Peki 0'dan büyük eşit. Burada arkadaşlar en küçük 2 pozitif tam sayının tabii ki pozitif tam sayının toplamı kaçtır diye sorulmalı. O halde en küçük 2 pozitif tam sayının da 6 ve 7 olduğunu gördük. Dolayısıyla toplamında 13 olacağını söyleyebiliriz ve cevabımız Denizli seçeneği diyerek 3. soruyla devam ediyoruz. Arkadaşlar selamlar, geldik 3. soruya. Aydın okulunun bahçesine B noktasında kesişen iki doğru çizmiş ve AD doğrusu üzerinde A noktasından yürümeye başlamıştır. Aydın B noktasına ulaştığında yolunu değiştirmiş ve diğer doğru üzerinde yürümeye başlamıştır. Aydın önce C noktasına, sonra en kısa yoldan ilk yürüdüğü yola dönmüştür. Şekilde AB uzunluğu x metre ve CD uzunluğu da x kare metre olarak verilmiş. Şimdi arkadaşlar bakalım. Aydın A noktasından yola başlıyor, yola çıkıyor ve B'ye kadar yürüdükten sonra diğer doğruya geçiş yapıyor ve B noktasından da C noktasına doğru harekete başlamış. BC arası mesafe y metre olsun. Biz ne biliyoruz arkadaşlar? X ile y'nin toplamının 30 metre olduğunu biliyoruz. Çünkü bize söylenmiş ki Aydın A noktasından C noktasına kadar toplam 30 metre yol almış. Peki BC arası uzaklık y metre ise, CD arası uzaklık da x kare metre ise, biz burada arkadaşlar BDC dik üçgene baktığımız zaman y ifadesinin x kareden büyük olduğunu görebiliyoruz.
ve y'yi de yalnız bıraktığımız zaman y aslında 30 eksi x'e denk geliyordu. Dolayısıyla 30 eksi x ifadesi büyüktür x kare eşitsizliği karşımıza çıkmış oldu. Şimdi devam edelim. Eşitsizlik sisteminin iki tarafına da x eksi 30 ekleyecek olursak 0 büyüktür x kare artı x eksi 30 ifadesi karşımıza çıktı. Bu ifadede çarpanı ayıralım. X artı 6 çarpı x eksi 5 ifadesinin 0'dan küçük olmasını istiyoruz. Hemen eşitsizlik tablomuzu oluşturalım. Küçük kökün eksi 6, büyük kökün de artı 5 olduğunu ve köklerin ikisinin de tek katlı olduğunu gördük. Baş katsayının pozitif olmasından dolayı tablonun en sağ tarafındaki x değerleri için bu ifade pozitif değerler alacaktır diyoruz. Ve her tek katlı köke çarptığımızda da işaret değiştirdik. Bizden de bu ifadenin negatif değer aldığı aralık sorulmuş. Dolayısıyla çözüm kümesinin eksi 6, 5 aralığı olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız arkadaşlar, buradaki x ifadesi sonuçta bir uzunluk belirtiyor. Dolayısıyla daima ve daima pozitif olmak zorunda. O halde eksi 6, 5 aralığındaki açık aralığındaki pozitif değerler bizim için cevap niteliğinde. Dolayısıyla aralığımız 0, 5 açık aralığı olarak daralacaktır. Böylece x'in alabileceği tüm değerlerin aralığı E seçeneğinde karşımıza çıkmış oluyor. Arkadaşlar selamlar, geldik 4. soruya. Mutlak değer x eksi 1 eksi mutlak değer x artı 2 bölü x kare artı 2 x artı 1 ifadesi 0'dan büyük olsun istenmiş. Bu eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. İlk olarak paydadaki ifadeye baktığımız zaman arkadaşlar bu ifade aslında x artı 1'in parantez karesidir ve bir tam kare ifadede daima 0'dan büyük eşit değerler alır. 0'ı eşit olma durumu x'in eksi 1 olma durumunda gerçekleşir. Yalnız x eksi 1 olursa payda 0 olacağından dolayı ifade tanımsız olacaktır. Dolayısıyla x kesinlikle eksi 1 olamaz diyerek notumuzu düşmüş olduk. Ve x eksi 1 dışında hangi değer alırsa alsın x artı 1'in karesi ifadesi bir tam kare olduğu için daima pozitif değerler alacaktır. Dolayısıyla da eşitsizlik sistemindeki bu ifadenin işaretini hiç mi hiç değiştirmeyecektir. Yani görmezden gelebiliriz. Yalnız x'in eksi 1 olamayacağını not düştük. Peki geride ne kaldı? Geride mutlak değer x eksi 1 eksi mutlak değer x artı 2'nin 0'dan büyük olma durumu karşımıza çıkmış oldu. Bunu da düzenleyelim arkadaşlar. Mutlak değer x eksi 1 büyüktür. Mutlak değer x artı 2 oldu. Evet şimdi mutlak değer x eksi 1 ifadesi mutlak değer x artı 2'den nasıl büyük olur? Bunu incelememiz lazım. Aslında şöyle tek tarafta da inceleyebilirdik bakın. Mutlak değer x eksi 1 eksi mutlak değer x artı 2 büyüktür 0 ifadesini de inceleyebiliriz. Burada bu ifade aslında parçalı olarak tanımlanacaktır. X eşittir 1 ve x eşittir eksi 2 bizim aslında arkadaşlar nelerimiz? Kritik noktalarımız. Doğru mu? Peki şimdi tabloyu şöyle bir oluşturalım bakın. Eğer ki x'ler eksi 2'den küçükse, x'ler eksi 2'den küçükse karşımıza nasıl bir ifade çıkacaktır? Mutlak değer x eksi 1 ifadesi, x eksi 1 negatif olduğu için mutlak değer dışına 1 eksi x olarak çıkacaktır. Ve x'ler eksi 2'den küçükse x artı 2 ifadesi de negatif olacağı için yine mutlak değer dışına önüne x alarak çıkacaktır. Bir eksiyle de burada karşılaşacak. O halde ne oldu burası? Artı x artı 2 oldu. Bu ifadenin 0'dan büyük olmasını istiyoruz. Hemen düzenleyelim. Eksi x artı x birbirini götürdü. 3 büyüktür 0 ifadesi karşımıza geldi. 3 daima 0'dan büyük olduğu için ne diyebiliriz? Eksi 2'den küçük her x değeri için bu ifade sağlanıyor diyebiliriz. Peki eksi 2 ile 1 aralığındaki x değerleri için bakalım karşımıza nasıl durumlar çıkacak. Hep beraber inceleyelim. X'ler hala 1'den küçük olduğu için x eksi 1 ifadesi negatif olacağından dolayı mutlak değer dışına önüne eksi olarak çıkacaktır. Yani 1 eksi x olacaktır. Şimdi devam edelim. Yalnız x'ler eksi 2'den artık büyük olduğu için x artı 2 ifadesi pozitif olacaktır. Dolayısıyla mutlak değer dışına olduğu gibi çıkacaktır. Dışarıda da bir eksi ile karşılaştı. O halde ne oldu burası? Eksi x eksi 2 oldu. Bu ifadenin 0'dan büyük olması istenmiş. Hemen düzenleyelim arkadaşlar. Eksi 2x eksi 1 ifadesi büyüktür 0. Yani 2x artı 1 ifadesi 0'dan küçük olsun istiyor. Dolayısıyla arkadaşlar x'ler de eksi 1 bölü 2'den küçük olmalı diyebiliriz. Yani eksi 2 1 açık aralığında
Eğer ki eksi 1 bölü 2'den küçük x değerlerini seçecek olursak yine bu eşitsizliğin sağlandığını görebiliriz. Peki birden büyük olsaydı x'lerimiz? Hemen burayı inceleyelim. X'ler birden büyük olduğunda x eksi 1 ifadesi pozitif değerler alacağı için mutlak değer dışına olduğu gibi çıkacaktır. X artı 2 ifadesi de pozitif değerler alacağı için yine mutlak değer dışına olduğu gibi çıkacaktır. Yalnız önünde bir eksi vardı. Eksiyi dağıtalım. Eksi x eksi 2 oldu. Bu ifadenin sıfırdan büyük olması isteniyor. Hemen düzenleyelim. Baktık. Eksi 3 büyüktür 0 geldi. Eksi 3 büyüktür 0 ifadesi hiçbir x değeri için sağlanmayacaktır. Çelişki oluşturdu. Dolayısıyla birden büyük hangi x değerini yazarsak yazalım kesinlikle ve kesinlikle çözüm bulamayacağımızı görmüş olduk. Peki o halde ne oldu arkadaşlar burada? Hemen devam ediyoruz. X'ler eksi 2'den küçük olduğu sürece hiçbir problem yok. Eksi 2 1 aralığında ise eksi 1 bölü 2'den küçük olması lazım. Yalnız bir de burada x'in eksi 1 olamayacağını söylemiştik. O halde çözüm kümesini yazalım arkadaşlar. Şöyle ki evet, çözüm kümesi dedik. Buyurun. Eksi sonsuz eksi 2 açık aralığı birleşim. Eksi 2 1 açık aralığı birleşim. Eksi 2 1 açık aralığı değil de aslında x'ler eksi 1 bölü 2'den küçük olacak demiştik. Dolayısıyla eksi 2 virgül eksi 1 bölü 2 açık aralığı. Yalnız bu aralıkta ne yapmamız lazım arkadaşlar? Eksi 1'i atmamız lazım. Eksi 1'i attık. Evet, şöyle güzel yazalım. Eksi dedik. Parantezimizi açtık. Küme parantezini eksi 1'i attık. Peki x eşittir eksi 2'deki durum ne? Hemen x yerine eksi 2 yazarak sağlamaya çalışalım arkadaşlar. X'e eksi 2 yazdığımız zaman bakın burası eksi 3 oldu. Eksi 3'ün mutlak değeri artı 3. X'e eksi 2 yazdığımız zaman burası ne oldu? 0 oldu. 3 eksi 0'dan da cevap yine 3 olarak karşımıza çıktı. Dolayısıyla eksi 2'nin de yine bu ifadeyi sağladığını görebiliriz. O halde çözüm kümemizi son kez düzenlemiş olalım. Eksi sonsuz eksi 1 bölü 2 açık aralığı fark eksi 1 diyoruz. Hemen şıklarımıza bakalım. Böylece cevabın Bursa seçeneğinde karşımıza çıktığını görebiliriz. Arkadaşlar selamlar, geldik 5. soruya. X kare eksi 4x eksi a liraya aldığı bir malı 2x eksi 1 liraya satan bir satıcı bu malın satışından zarar ediyor demiş. Malın satışından zarar edebilmemiz için arkadaşlar malın satış fiyatının alış fiyatından daha küçük olması gerekiyor. Hemen bakıyoruz malımızın satış fiyatı neydi? 2x eksi 1'di. 2x eksi 1 ifadesinin malın alış fiyatı olan x kare eksi 4x eksi a ifadesinden küçük olmasını istiyoruz. Peki bize ne sorulmuş? Buna göre a'nın alabileceği değerleri ifade eden aralık aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Hemen düzenlemeye devam edelim. Eşitsizliğin iki tarafından da 2x eksi 1 ifadesini çıkartacak olursak 0 küçüktür. X kare eksi 6x artı 1 eksi a ifadesi karşımıza gelmiş oluyor. Yani biz sonuç olarak x kare eksi 6x artı 1 eksi a ifadesinin pozitif olmasını istiyoruz. Şimdi arkadaşlar burada ne görüyoruz? Karşımızda ikinci dereceden bir ifade var ve bu ikinci dereceden ifadenin pozitif olduğu yerleri araştırıyoruz. Eğer ki x kare eksi 6x artı 1 eksi a ifadesinin daima pozitif olmasını istiyorsak bu ifadenin baş katsayısının pozitif ve deltasının da sıfırdan küçük olmasını isteyecektik. Baş katsayının 1 olduğunu gördük. Yani pozitif olarak karşımıza çıkmış. O halde biz sadece ve sadece deltanın sıfırdan küçük olma durumunu incelemek durumundayız. Hep beraber incelemeye devam edelim arkadaşlar. Deltanın sıfırdan küçük olmasını istiyoruz. Delta dedik eşittir 6'nın karesi. 6'nın karesi eksi 4 tane 1 çarpı 1 eksi a. Bu ifade sıfırdan küçük olsun istiyoruz. Düzenlemeye devam. 36 eksi ne geldi buradan? Eksi 4 artı 4 a geldi. Küçüktür 0. Düzenlersek de arkadaşlar 4 a küçüktür. 36 4 çıktı 32 yaptı. Karşı tarafa gönderdik. Eksi 32 oldu. 4'e böldüğümüz zaman da a ifadesinin eksi 8'den küçük olması gerektiğini gördük. O halde a'nın alabileceği değerleri ifade eden aralık eksi sonsuz eksi 8 açık aralığı olarak Adana seçeneğinde karşımıza çıkıyor diyoruz. Arkadaşlar selamlar, geldik 6. soruya.
ax eksi 4 çarpı x artı b bölü x artı c çarpı x artı d ifadesinin sıfırdan küçük eşit olduğu en geniş çözüm kümesi eksi 2 eksi 1 yarı kapalı yarı açık ve 4 5 yarı kapalı yarı açık kümelerinin birleşimi olarak karşımıza sunulmuş. Buna göre 2a artı b artı c artı d toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şu ifadenin arkadaşlar sıfırlayanlarını bir bulalım. Ax eksi 4 ifadesini sıfır yapmak için hemen bakalım. Ax eksi 4 ifadesini sıfır yapmak için x yerine 4 bölü a yazmamız gerekir. X artı b ifadesini sıfır yapmak için ise x yerine eksi b yapmamız gerekir, yazmamız gerekir. Yine paydanın köklerine de bakalım. X artı c'yi sıfır yapacak x değerinin eksi c olduğunu ve x artı d'yi sıfır yapacak x değerinin de eksi d olduğunu görebiliyoruz. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi 4 tane kökümüz var arkadaşlar. O halde tablomuzu oluşturup 4 tane kökü yerleştirdiğimizi varsayalım. Şu an hangi kökün diğerlerine göre küçük mü büyük mü olduğunu bilmiyoruz. Evet. Şimdi hep beraber başlayalım. Bir kere bu sistemin sıfırdan küçük eşit olduğu aralık bize sorulmuş ve tablonun en sağ tarafı dahil edilmemiş. Dolayısıyla tablonun en sağ tarafında bu ifade pozitif değerler almalıdır diyeceğiz. Ve sonra her tek katlı kökte de işaret değiştireceğimizi biliyoruz. Artı, eksi, artı, eksi ve artı olarak karşımıza çıkmış oldu. Şimdi arkadaşlar bakın tablonun en sağ tarafında pozitif değerler aldığımıza göre zaten x artı b, x artı c ve x artı d ifadelerinin baş katsayılarının pozitif olduğunu görüyoruz. O halde ax eksi 4 ifadesinin baş katsayısının da pozitif olduğunu görmüş olduk. Yani a'nın bir kere pozitif olması gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi köklere baktığımız zaman eksi 2, eksi 1, 4 ve 5 olarak karşımıza çıkmış. Köklerimizi de küçükten bir'e doğru sıralayalım. Eksi 2, eksi 1, 4 ve 5. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken yer neresi? Bakın arkadaşlar eksi 2 ve 4 sayıları çözüm kümesine dahil edilirken eksi 1 ve 5 sayıları çözüm kümesine dahil edilmemiş. Neden dahil edilmemiş? Kök olduğu halde dahil edilmemiş bakın ve sıfıra eşitlik kabul gördüğü halde dahil edilmemiş. Demek ki eksi 1 ve 5 aslında bu ifadenin paydasını sıfır yapan değerler. Yani c ve d sayıları. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar tabii hangisinin c hangisinin d olduğunu bilme şansımız yok burada. O yüzden bize de zaten c'yi d'yi tek olarak sormamış. C artı d toplamını sormuş. C ve d sayılarından birinin eksi 1, birinin de 5 olduğunu biliyoruz. Biz temsilen C'nin eksi 1 olduğunu ve D'nin de 5 olduğunu seçmiş olalım. Yalnız tam tersi durumda söz konusu olabilirdi. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Eksi 2 ve 4 sayıları kaldı. Bunlar çözüm kümesine dahil edilmiş. O halde bunlar köklerimizden birileri. Dolayısıyla birisi 4 bölü A, birisi de eksi B sayıları. Biz burada A'nın pozitif olduğunu görmüştük. A sayısı pozitifse 4 bölü A sayısı da pozitiftir. O halde pozitif olan kök yani 4 aslında 4 bölü A'nın eşitiymiş. Dolayısıyla buradan da A'nın da 1 olduğunu görmüş olduk. 4 bölü A 4 ise A eşittir 1'dir dedik. Ve yine diğer kökünde arkadaşlar ne olduğunu gördük. Diğer kökümüz eksi B idi bakın buralara yazdık. 4 bölü A eksi B. Eksi B'nin de eksi 2 olduğunu gördük. Eksi b eşittir eksi 2 eşitliğinden de b'nin 2 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ne görmüş olduk sonuç olarak arkadaşlar? A'yı bulduk, b'yi bulduk ve c ile d'nin toplamını bulduk. Hemen o halde a artı b artı c artı d toplamına beraber bakalım. A ifadesini 1 olarak bulduk, b'yi 2 olarak bulduk ve c ile d'yi eksi 1 ve 5 olarak bulmuştuk. Dolayısıyla hangisi eksi 1 hangisi 5 bilmiyorum ama toplamlarının 4 olduğundan eminim. O halde A artı B artı C artı D. Tabi hemen dikkat bize 2A artı B artı C artı D sorulmuş. O halde 2 çarpı 1 diyoruz şöyle. 2 artı 2 4 artı 4'ten cevabımız ne geldi? 8 geldi. Ama şıklar diyor. Nerede hata yaptın? Evet köklerimiz eksi C ve eksi D'ydi. Evet teşekkür ediyoruz. Hemen köklere dikkat arkadaşlar. Kökler neydi? Eksi c ve eksi d'ydi. Teşekkür ettik. O halde eksi c'nin eksi 1 olduğunu ve eksi d'nin 5 olduğunu gördük. Evet. Eksi c ile eksi d'nin toplamının 4 olduğunu biliyoruz. O halde aslında c artı d ifadesinin eksi 4 olduğunu söyleyebiliriz. C artı d'nin eksi 4 olduğunu yazacak olursak arkadaşlar 4 eksi 4'ten cevap ne geldi? 0 olarak karşımıza
çıkıyor. Arkadaşlar selamlar, geldik 7. soruya. 2x kare eksi m eksi 3 x eksi 7 m eşittir 0 denkleminin x1 ve x2 kökleri arasında x1 küçüktür 0 küçüktür x2 ifadesi belirmiş ve mutlak değer x1'in de x2'den daha büyük olduğu söylenmiş. Bakın arkadaşlar, ilk olarak ne görüyoruz burada? Köklerin birisi negatifken diğeri pozitif. O halde buna dayanarak kökler çarpımının negatif olduğunu söyleyebiliriz. Kökler çarpımının negatif olduğunu söyleyebiliriz. Ve negatif olan kökün mutlak değeri pozitif olan kökten daha büyükmüş. Bunu da nasıl yorumlayabiliriz arkadaşlar? O halde bu kökleri biz toplayacak olursak x1'in mutlak değeri x2'den daha büyük olduğuna göre bu köklerin toplamı da yine x1 ile aynı işaretle, yani negatif olmalıdır diyeceğiz. Peki bu bağıntılar olduğuna göre m'nin alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır denilmiş? Haydi hep beraber bakalım. Küçük bir hatırlatma. Ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminin 2 kökü varsa arkadaşlar, bu köklerin çarpımı c bölü a ile, yani sabit sayının baş katsayıya oranı ile bulunuyordu ve köklerin toplamı ise eksi b bölü a ile bulunuyordu. Bu da x'in katsayısının, x karenin katsayısının oranının eksilisi olarak karşımıza çıkıyordu. Şimdi bu bilgiler ışığında o halde kökler çarpımını bir yazalım arkadaşlar. X1 çarpı X2 eşittir. Ne dedik X1 çarpı X2 için? C bölü A, yani eksi 7M eksi 7M bölü A. A'mızda neydi? Baş katsayımız 2. Bu ifadenin ne olmasını istiyoruz? Negatif olmasını istiyoruz. Bu ifadenin negatif olması için tabii ki de M'nin pozitif olması gerektiğini not düşebiliriz. Şimdi devam edelim kökler toplamı ile. Kökler toplamı x1 artı x2. Hemen buna da bakıyoruz. Eksi b bölü a'ydı. Yani m eksi 3 bölü 2 olarak karşımıza çıktı. Biz bunun da negatif olmasını istiyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar m sayısının 3'ten küçük olması gerektiğini gördük. Şimdi m sayısı 0'dan büyük ve 3'ten küçükmüş. M'nin alabileceği tam sayı değerleri bize sorulmuş. Bakın ikisini birleştirirsek ne bulduk? M sayısı 0'dan büyük ve 3'ten küçük. Bu aralıktaki M tam sayıları da neler olabilir? 1 ve 2 olabilir. Bize de bu tam sayıların toplamı sorulmuş. Dolayısıyla cevabımız 3 olarak Denizli seçeneğinde karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar selamlar, geldik 8. soruya. Mutlak değer x artı 1 küçük eşit 3 olmak üzere x kare eksi 2x artı 2 ifadesinin alabileceği en küçük ve en büyük değerin farkı kaçtır diye sorulmuş. Haydi ilk olarak şu mutlak değerli ifadeyi bir düzenleyelim. Mutlak değer x artı 1 küçük eşit 3 olarak karşımıza verilmiş. O halde eksi 3 ile artı 3 kapalı aralığında olduğunu söyleyebiliriz. Kimin? X artı 1. Eşitsizlik sisteminin her tarafından 1 çıkartacak olursak eksi 4 küçük eşit x, o da küçük eşit 2 olarak x'in aralığı karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Bize sorulan ifadeye bakalım. Bize sorulan ifade x kare eksi 2x artı 2. Şimdi burada arkadaşlar karşımıza iki yol çıkıyor. Parabol bilgimizi de kullanabiliriz. Temel kavram bilgimizle de yola çıkabiliriz. Tabii temel kavram bilgimizle yapabilmek için bu soruyu ikinci dereceden denklemlerden, daha doğrusu çarpanlar ayırmadan biraz yardım almamız lazım. Şimdi ilk olarak parabol kullanarak çözmeye çalışalım. X kare eksi 2x artı 2 ifadesi İkinci dereceden bir fonksiyonun kuralı olarak karşımıza çıkmış olsaydı biz bunun grafiği için ne söyleyebilirdik? Kolları yukarı bakan bir parabol grafiği karşımıza geleceğini söyleyebilirdik. Ve burada tepe noktasının apsisinin de eksi b bölü 2a'dan ne geleceğini söylerdik arkadaşlar? 1 olarak, doğru mu? R eşittir eksi b bölü 2a, yani eksi eksi 2 bölü 2'den 1 olarak karşımıza çıkacaktı. Şimdi tepe noktasında bu parabol kolları yukarı doğru baktığı için en küçük değerini alacaktır diyecektik. Peki bize hangi aralık verilmiş? Bize eksi 4 2 aralığı verilmiş. Bakın eksi 4 sayısı x eşittir 1'e, örneğin şu uzaklıkta olsun, burası eksi 4 olsun, 2 x eşittir 1'e daha yakın, yani 2 de ortalama göz kararı şurada bir yerde olacak. Eksi 4 2 aralığındaki parçası bizim için önemli olacak. Yani sadece şu parçayla ilgileneceğiz. Dolayısıyla bu parçaya baktığımız zaman, odaklandığımız zaman arkadaşlar en küçük değerin yine tepe noktasına, yani x eşittir 1'de ve en büyük değerinde x eşittir eksi 4'te alınacağını görebiliriz.
Dolayısıyla arkadaşlar ne diyeceğiz? X eşittir eksi 1 için, bakın şöyle yapalım, fonksiyonun kuralını yazalım. X kare eksi 2x artı 2 dedik. X eşittir 1 için, x'e 1 verdik, ne geldi? 1 eksi 2, yani eksi 1 artı 2'den artı 1 geldi. 1 de eksi 4 verdik. X eksi 4 verirsek karesi 16, 2 katı eksi 8, başında eksi var, artı 8, 16, 10 daha ne yaptı? 26 yapmış oldu. Bize de en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark sorulmuştu. Dolayısıyla 26 eksi 1'den cevabın 25 olacağını söyleyebiliriz. Eğer ki temel kavramdan ve eşitsizlik konusundan, eşitsizlik bilgilerimizden yararlanmak istiyorsak da şöyle bir yol izleyebiliriz arkadaşlar. X kare eksi 2x artı 2 ifadesinin içindeki tam kareyi bir çözümlemek lazım, söküp almak lazım tabiri caizse. O halde bunu şöyle yazabiliriz. X eksi 1'in karesi burada gizlidir. X eksi 1'in karesinin açılımı nedir arkadaşlar? X kare eksi 2x artı 1'dir. Ancak bizim elimizde artı 2 vardı. Dolayısıyla bir artı 1 eksimiz vardı. Onu da tamamlamış olduk. Şimdi x için ne biliyorduk biz? X'ler bakın eksi 4 ile 2 kapalı aralığındaydı. Bana ise x eksi 1'in karesi artı 1 ifadesi lazım. O halde sistemin her tarafından öncelikle bir 1 çıkartıyorum. 1 çıkarttım, ne geldi? Eksi 5 küçük eşit x eksi 1, o da küçük eşit artı 1 oldu. Şimdi sistemin karesini alırsam arkadaşlar, bakın bir tarafın negatif bir tarafın pozitif olduğunu gördük. O halde bu ifade 0 değerinde alabilir. Dolayısıyla karesi en küçük olarak 0 değerini alacaktır diyebiliriz. O halde 0 küçük eşit x eksi 1'in karesi, o da küçük eşit, ne diyeceğiz? Sınır değerlerden karesi büyük olanın karesini yazacağız ki eksi 5'in karesinden 25 karşımıza gelecek. Buradan devam edelim. Bize x eksi 1'in karesi artı 1 lazımdı. O halde sistemde her tarafa artı 1 ekliyoruz. 1 küçük eşit x eksi 1'in karesi artı 1, o da küçük eşit 26 olarak karşımıza çıkmış oldu. Gördüğümüz gibi yine arkadaşlar en büyük değerin 26, en küçük değerin de 1 olduğunu gözlemlemiş olduk. Bize de bunların farkı sorulmuştu. Cevabı 25 olarak Ceyhan seçeneğinde bulabiliriz. Arkadaşlar selamlar, geldik 9. soruya. Aşağıda bir grafik çizim programında yapılan örnek çizim gösterilmiştir denilmiş. Hemen bakalım. B burada x eşittir eksi 2 apsisi noktaya tekabül etmiş. A da x eşittir 2 apsisi noktaya tekabül etmiş. Y eşittir ax artı b'nin grafiği de şu şekilde karşımıza çıkmış arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Burada a'yı 2 olarak gördük. A 2 idi. Ax artı b'de a yerine 2 yazalım. B'yi de eksi 2 olarak gördük. B yerine de eksi 2 yazarsak gerçekten de 2x eksi 2'nin grafiği de karşımıza çıkmış oluyor. Soldaki kısımda A ve B'den her birinin bulunduğu doğrudaki yuvarlak buton sağa ve sola hareket ettirilerek A ve B için istenilen değerler belirlenmekte ve bu değerlere göre oluşan y eşittir ax artı b fonksiyonun grafiği sağda çizilmektedir denilmiş. O halde hemen bakalım arkadaşlar, Aysu nasıl bir fonksiyon çizecek? Aysu'nun fonksiyonu mesela ax fonksiyonu olsun arkadaşlar şöyle. Hemen bakıyoruz, a'yı 1 olarak bulmuş, yani 1x ile başlayacağız. Ve b'yi de eksi 1 olarak seçmiş, 1x eksi 1 olarak karşımıza çıkacak. Evet, 1x eksi 1 olarak. Peki Cansu'nun fonksiyonuna da bakalım, buna da cx fonksiyonu diyelim. Cansu ise a'yı yine 1 olarak seçmiş, evet, yani yine 1x olarak başlayacak. B ise 2 olarak seçmiş, dolayısıyla 1x artı 2 olarak fonksiyonun kuralını bulmuş olacağız. Aysu ve Cansu a ile b yukarıdaki gibi belirledikten sonra y eşittir ax artı b doğrusunun grafiğini çizdirmiştir. Sabri ise Aysu ve Cansu'nun belirlediği iki fonksiyonun çarpımı olan fonksiyonun grafiğini çizmiştir. Hemen o zaman Sabri'nin kuralını da bulalım. Sabri'nin çizdireceği fonksiyonun kuralını da bulalım. Cx aslında ne olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar? Ax ile cx'in çarpımı. Sabri'nin fonksiyonu dedik eşittir x eksi 1 çarpı x artı 2. Yine bunu da düzenleyebiliriz istersek. Cx eşittir. Gerek de kalmayabilir belki ama yine düzenlenmiş halinde yazalım. Ne geldi? X kare eksi x artı x artı 2x'ten artı x eksi 2 olarak karşımıza çıktı. Peki. Buna göre Sabri'nin çizdiği grafiğin x ekseninin alt kısmında olduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet, dediğimiz gibi Cx'in açık halini bulmamıza gerek yoktu arkadaşlar. Şurayı görmezden gelebiliriz. Cx eşittir x eksi 1 çarpı x artı 2. Hemen tablomuzu oluşturduk.
küçük kökün eksi 2 ve büyük kökün de artı 1 olduğunu görüyoruz. Baş katsayının pozitif olduğunu ve köklerin de tek katlı olduğunu gördük. Sistemin en sağ tarafındaki x değerleri için bu ifadenin pozitif değerler alacağını, kökler arasında negatif ve en sol tarafta yine pozitif değerler alacağını görüyoruz. Biz ne istiyoruz bakın? X ekseninin alt kısmında kalmasını. X ekseninin alt kısmında kalması demek aslında negatif değerler alması demektir. Dolayısıyla eksi 2, eksi 1 açık aralığında, eksi 2 artı 1 açık aralığında Sabri'nin çizdiği grafik x ekseninin alt kısmında kalacak diyoruz ve cevabın Ceyhan seçeneğinde olduğunu görüyoruz.